Bak Meryem Dubai demişken bir başka ünlü daha Dubai'de. O da Hadise. Maldivler'den sonra tatili Dubai'de devam ediyor. Ve Dubai'de bu atlayışları gerçekleştirmiş bak. Hoca eşliğinde tabii ki alttaki Hadise, üzerinde hoca var. Hoca eşliğinde şeyle paraşütle atlıyor Dubai'de. Bak hazırım diye uçakta. Hadise'yi atlayış, pek enerjik gördük. Atlayış öncesi evet. Hadise bir şeyler gösteriyor. Değil mi? Bir şeyler yani devamlı böyle bir daha bir enerji dolu olduğunu evet. falan göstermeye çalışıyor. Burada makyajsız fotoğrafını bence paylaşıyor. Bence güzel çıkmış. Evet. Vallahi bak Maldivler ve Dubai Hadise'ye yaradı. Aşk mı yaradı? Aşk mı yaradı artık, böyle atlamak mı zıplamak mı uçmak mı yaradı bilmiyorum ama Hadise'ye. Aşk mı yaradı bilmiyorum. Aşk acısı gerçi, mı yoksa yaradı? Ne acısı ya? Aşk mı? Bence bak camileri de gezmiş Dubai'de böyle cami gezerken fotoğraflarında sosyal medyadan evet, paylaştı. Maldiv dönüşü turlarda biliyorsun Dubai'yi aktarmalı ya. Hı hı. Demek ki Maldiv'den sonra Dubai'ye gittiler. Evet. Artık orada cehennem sıcakları yavaş yavaş başladı. Kötü bir sezonda gitmişler ama en azından yanında birisi var mı diyorsun şeyin, Hadise'nin? Kız fotoğrafta yine Dubai'den paylaştığı fotoğraflarda da kız kardeşi var. Ama yanında şu ana kadar ne Maldiv seyahatinde ne de Dubai gezisinde Hadise'nin herhangi başka birine dair bir iz bulamadık. Yanında kimse yok gözüküyor. Ablasıyla tatile gitmiş gözüküyor. Ve bu fotoğrafları da paylaşıyor işte. Sence var mı? Bence Hakan'a aşık oldu Hadise. Bence Hakan aşık oldu Hadise. Öyle mi diyorsun? Evet. Öyle düşünüyorum. Bu hareketler falan hep öyle şeyler. Kadınların ben biliyorum hareketler. Bence Hakan'a aşık oldu. İnşallah evet. Zorlu bir yol değildir yani onun için. Evet, inşallah değildir. Bakalım Hadise. Ne kötü bir şey aslında değil mi? Yani iki insan mesela birbirini sevdiğini düşün. Ama hep dış etkenler var. Aile faktörü var, toplum işte o, bu, şu, ne derler, o, bu. Yani iki insan birbirini seviyor. Hı-hı. Ve sevdikten sonra hiçbir şey önemsemiyor. Ama işte o çıkıyor, arkadaşın bir şey söylüyor, annen bir şey söylüyor, baban bir şey söylüyor. Aman olmaz bu sana diyor. Yani herkes bir şey söylüyor. Herkes senin ilişkinin bekçisi. Ben böyle bir şey yani. Görmedim. Aslında ne kadar, bir kere geliyorum hayata düşünün. Hepimiz bir kere geliyoruz. İstediğimiz şeyi yapmak istiyoruz. O istediğimiz şeyi yaparken başkaları yüzünden burnumuzdan geliyor. Bu da çok kötü bir şey. Düşünsene öleceğiz çünkü. Bir daha da yaşama şansımız yok. Kendi hayatını tek başına da yaşayamıyorsun tabii ki. Sonuçta seni ailen, çevren, arkadaşların ama o zaman ben bir birey olmak, ona göre yaşıyorsun. Tamam da ben bir birey olmaktan çıkıyorum. Ben o zaman kendi kararlarımı veremeyeceksem, kendi istediğim gibi hareket edemeyeceksem o zaman... Yani özgür bir şekilde yaşıyor olmuş olmuyorum ki. Yani herkes fikrini söyleyebilir. Bazen de söylenmeli mi mesela? Onu da düşünüyorum. Yani mesela benim negatif hiçbir şey duymaya tahammülüm yok. Yani yanlışlıkla erkek arkadaşım için veyahut da hayatımda seçeceğim kişiyle alakalı. Birisi bir şey söylemeye çalıştığı zaman hemen önünü keserim ben. Çünkü neden? Ama ailen olduğu zaman, anne baba olduğu zaman. Onun da önünü kesiyorum. Çünkü benim hayatım. Bak. Ben bir şey söyleyeyim mi? Anne keserken baba... Keserken de çatışıyorsun işte. Çatışmalar yaşıyorsun, kavgalar yaşıyorsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Siz biliyor musunuz ki anne bir şey söylediği zaman... Hani diyorlar ya beni dinlemiyor. Anneler Hı-hı. diyor ya. Ama bizim aklımıza sokuyorlar onu. Şuur altında onların söyledikleri bizim aklımıza giriyor ve... yarın öbür gün ayrıldığımız zaman onların da bu şeyde parmakları oluyor. O yüzden dinlememek lazım. Kimse kimsenin hayatına bir şey söylemesin bence.